La kanala abone olsanız oğlum. Babamızın hayrına mı yapıyoruz bu kadar videoyu? Bak altta abone olma butonu var. Para da vermiyorsun abone olunca. Beleşine abone ol işte. Allah Allah. Merhaba sevgili dostlar. Bugün Şanlıurfa'da 7 koşulu bir programla birlikteyiz. İkinci koşuyla birlikte başlayan Atılgan yanı kendi yatırdığım kupon dahilinde sizlere anlatma çabası içerisinde olacağım sevgili dostlar. Birçok bomba ismim var. Birçok takip ismim var arkadaşlar. Ufak ufak hepsine değinmeye çalışacağım. Lütfen siz de emeğe saygı olarak site içinden giren arkadaşlarımız bir reklam tıklaması ve YouTube'dan takip eden arkadaşlarımız ise beğen tuşuna basıp kanala abone olursanız bizleri memnun etmiş olursunuz. Günün ilk ayı arkadaşlar. Burada 1 numaralı Baba Abdullah, hatırlarsınız yaklaşık 8 ay ara sonrası toplamda 5 yarış gördü. Bu 5 yarışının ikisini kazanırken son yarışında ıslak pistte kısa vade 8'de 2000'de 3.lük elde etmişti. Bugün daha uygun rakipleri bulduğunu düşünüyorum ve ilk ayağa 1 numaralı Baba Abdullah isimli safkanı tek atarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Mustafa Işık da bu safkana sürekli biniyor. Uyum içerisinde olan bir binici. O yüzden kazanarak başlayacağını düşünüyorum ve sizlere günün ilk ayında banko isim olarak Baba Abdullah'ı öneriyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar iki yaşlı İngilizlerin bir maiden mücadelesi, birbirine denk rakipler olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada bir takip atım var. Yarış hayatına başladığı günden beri sürekli kulağıma geliyordu. Bugün AGF'lerde de geride kalmış 11 numaralı Nevali Kori isimli safkan. Arkadaşlar bu safkan ilk yarışına çıkarken kulağıma gelmişti. Kuponuna yaz demişlerdi. Etkili koşacak demişti. İlk yarışında 4.lük çıkardı. Son yarışındaki 6.lığını beğenmesem de bugün etkili koşmasını beklediğim isim olup sizlere önereceğim. İlk isimdir 11 numaralı Nevali Kori isimli safkan. Daha sonra yarış hayatına Ankara'da başlayan arkadaşlar Çin pistte bir yarış görmüştü. Hatırlarsınız 1 numara Atılgan Kız isimli safkan. Bu safkan daha sonra Diyarbakır'a götürüldü. Diyarbakır'da 2 yarış gösterildi. 2 aylık aradan sonra bir yarış gördü ve son yarışında güzel bir 4.lük elde etti. O yarışıyla birlikte takibime girmişti arkadaşlar. 1 numaralı Atılgan Kız da günün tatlı sürprizine imza atabilir düşüncesi içerisindeyim. Son yarışında banko önerdiğimiz fakat ikincilikle ayrılan 10 numaralı T4T2 isimli safkan bugün önlerde kaçıp beyaz bayrak aynaya gitmeye çalışacak arkadaşlar. Muhtemelen de favori çıkacaktır. Bu safkanı da ikinci isim olarak kuponumuza eklemenizi öneriyorum. Yine yarış hayatına Adana'da başlayıp 3 kere Çin pist yarışı görmüştü. Ankara'ya da gelmişti arkadaşlar. Çin pistte koşmuştu. 8 numaralı Çemen Çem Kızı isimli safkan. Son yarışındaki ıslak performansı yine 5.lik elde etti. Necmi Altın'la start almıştı arkadaşlar bu safkan. Bugün daha etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum açıkçası. Bu da yarışın tatlı sürprizine imza atabilecek bir diğer isimdir. Daha sonra 4 numaralı Efl Emine isimli safkan muhtemelen plase isimlerinden bir tanesi olacaktır. Kuponuma ekledim ve son olarak 6 numaralı Hever Roy isimli safkan son 3.lüğü gayet iyiydi. Her an yarışı kazanabilir. Tırnağın ucuna getirilmiş durumda. 6 numaralı safkanı kuponumuza ekledik. 6 isimle geçiyoruz arkadaşlar ikinci aya. Günün 3. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar sizlere bir alternatif tek önermek istiyorum. Biliyorsunuz ben bir safkan yakaladığım zaman sizlerden saklamadan söylüyorum. Burada 10 numaralı Flank Line isimli safkan arkadaşlar. Son 2 yarışı kesinlikle ölçü değil. Bugün 55,5 kilo ile start alacak. Çok iyi bir performans bekliyorum. Son 2 yarışını üst gruplarda mücadele vermişti. Bugün uygun rakipler yanında koşacak. Ekonomik kupon yapan, risk seven arkadaşlarımız bu safkanı kuponlarına tek bırakabilir. Bahis oyunlarında değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. En az 15-20 lira ganyanı çıkacaktır. Bu safkanla ben ikili denemeyi düşünüyorum. Sizlere de neden takip ettiğimi söyledim. Bu safkanı değerlendirebilirsiniz. Daha sonra 2 numaralı Hesperos isimli safkan Adana'dan geldi arkadaşlar. Normalde bu grubun atı değil ama ufak tefek sıkıntıları varmış. Etkili koşacağına inanıyorum. Kuponumuza yazalım. 5 numaralı ice pack 8 günlük bir aradan dinlenmeyle geliyor arkadaşlar. Bugün etkili olacağını düşündüğüm bir diğer isimdir. 1 numara Ramazan abi. Yine 60,5 kiloyla şans verdiğim diğer isim. 3 numaralı sürmeli bey de muhtemelen grubun favorisi çıkacak. Favorisiz kupon yapmak istemedim. Favori olduğu için kuponuma ekledim sevgili dostlarım. Günün 4. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar hatırlarsınız son yarışından bir önceki yarışında 1800 metrede çok kolay kazanan bir isim vardı. O da kimdi? 3 numaralı Remili Kız isimli safkan. Son yarışını arkadaşlar bir türlü anlam veremedim. Sanki galop yapıyormuş gibi hiçbir şekilde teşvik yoktu üzerinde. Ve sadece safkan bu yarışın galopuna çıkmış gibi bir görüntü içerisindeydi. Bu safkan bugün etkili bir performans ortaya koyup yarışı kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. Bu safkanı ben kendi kuponuma ikinci tek olarak bıraktım ve sizlere de ikinci tek olarak öneriyorum. Günün 5. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar yine bir maiden mücadele. Buranın da sürpriz kokacağını, sürpriz biteceğini düşünüyorum. O yüzden yine burada 6 safkana şans verdim. Özellikle 14 numaralı Voynat isimli safkanı çok ön planda tutuyorum. Bugün etkili bir performans ortaya koyacaktır. İlk isim olarak kuponlarımıza yazalım. 8 numaralı Rose of Harp isimli safkan son iki yarışı kesinlikle ölçü değildir arkadaşlar. Bugün Ferit yardımcıyla start alacak olup Diyarbakır'daki iki yarış önceki Diyarbakır'daki performansını sergilemesi durumda yine günün tatlı sürprizine imza atabilir. Ekürü destekli koşan 5 numaralı Eslem biliyorsunuz 4 numaralı safkanla Ekürü bir tanesini yazmamız durumunda. İkisini de yazmış olacağız. Burada 5 numaralı Eslem'i de kuponumuza ekledik. 13 numaralı Vistula isimli safkan son yarışındaki ikinciliği gayet iyiydi. Kuponumuza yazalım arkadaşlar. 1 numaralı Beautiful Sun isimli safkan Necmi Altın ilerisinde start alacak. Necmi Altın da sever böyle koşular ve grubun en istikrarlı ismi olan ve bir türlü meydana çıkamayan 9 numara Sarıkamış'sa sizlere önereceğim son isimdir. Günün 6. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar lütfen ortada bir emek olduğunu unutmayalım ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Burada arkadaşlar sizlere ilk önereceğim isim 5 numaralı Fuat efendi isimli safkan olacak arkadaşlar. 55,5 kiloya start alacak. Son yarışını ölçü almıyorum. O da aynı anlattığım gibi son yarışında fazla üzerine gidilmedi. Bu yarışın galobu niyetine koşmuş olabilir. Daha sonra ara sonrası bir yarış gören ve o yarışında üzerine gidilmeyen 3 numara bir Umut bugün yarışın sürprizine, bombasına imza atabilir. Kuponumuzu yazalım. 1 numaralı Kırımay arkadaşlar biliyorsunuz bu safkanda yaklaşık bir ay aradan sonra Adana'da Çim pistinden sonra Diyarbakır'da nemli pistte bir yarış gördü. Güzel bir ikincilik elde etti. Kuponumuza yazalım ve son olarak son iki yarışını sert gruplarda start alıp bir türlü önlere erken sarkamayan 17 numara Hakime isimli safkan günün bombasıdır. Ben kendi kuponuma bu 4 safkanı yazdım. Sizler de tuttuğunuz at varsa eklemeyi unutmayınız. Bir de doğu yarışlarında istatistik veya takibatlarının sürekli gelmediğini sizlere belirtmek isterim. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.